Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim ister kahvaltı isterseniz de 5 çayınıza hazırlayabileceğiniz simit lezzetinde bir börek tarifim var. Akşamdan böyle hazırlayın, sabah kalkıp kahvaltıyı bile pişirebilirsiniz. Ben şöyle 4 tane büyük küçüklü orta boy patatesi haşladım. Artık içerisine ne kadar koymak istiyorsanız, arzu ederseniz de peynirle de yapabilirsiniz. Ama bu böreğe patatesi çok yakışıyor. Öncelikle patateslerin kabuklarını soyup içerisine bir miktar tuz katıp az suda haşladım. İyice piştikten sonra böyle iyice dağılmaya yaklaşsın pişmesi. Sıcak sıcak patates ezicisiyle böyle eziyorum. Önce iç harcını hazırlayayım. Ondan sonra sosunu hazırlayıp böreklerimi sarıp pekmezli su ve susama bulayacağım. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki. Çok seveceğiniz bir börek. Anlatırken patateslerimi ezdim bile. Hemen içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, biraz tuz, karabiber, biraz da pul biber edip karıştırıyorum. İç harcım bu kadar kolay. Sizler arzu ettiğiniz gibi soğanı kavurup içerisine patateslerinizi atın. Birazcık da salça koyabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor ama soğan kokusunu pek sevmiyor bizim çocuklar maalesef. O yüzden soğan garnisi yapmıyorum. Şimdi iç harcımı kenara alayım. Hemen sosumu da hazırlayayım. Ondan sonra yufkamı kesip sarmaya başlayacağım. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da su ilave ediyorum. Bunu sürerken hep böyle karıştırarak sürün. Çünkü yağı bu sefer üstte, suya altta kalıyor. Sosum da hazır. Onu da kenara alayım. Bir su bardağı kadar kavrulmuş susam kullanacağım. Bir yemek kaşığı pekmez. Yarım su bardağı su ile çırpacağım. Buna öncelikle börekleri sardıktan sonra pekmezi suya batırıp sonra susama, sonra tepsiye dizeceğim. Çırpayım, yedireyim. Biraz dolaptaydı pekmez o yüzden. Şimdi biraz bu erisin. Ben sarana kadar zaten eriyecektir. Çok aşırı pekmez yapmayın. Bu sefer arkadaşlar çok fazla tatlı oluyor. Bu gayet iyi. Bunu da şimdi kenara alayım. 3 adet yufkayı üst üste alıyorum. Ben yufkacıdan alıyorum arkadaşlar. Taze yufka çok daha güzel oluyor. Ama eğer yoksa etrafınızda marketten de alıp kullanabilirsiniz. 3-5 tane yufkaya kadar yeter geliyor iç harcımız. Ben 3 tane yapacağım sadece. Şimdi 3 tane üst üste koydum. Önce ortada kesiyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu arada hemen bunu da belirteyim. Bu böreği bir takipçim Instagram'dan bana 2-3 kere attı. Lütfen yapar mısın diye. Senin anlatımını daha iyi anlıyorum diyerek. Ben de hemen yapacağım dedim ama aylar geçti anca yapıyorum. Lütfen kusuruma bakmasın. 3, 6, 9, 12 tane yufka dilimim oldu. Üst üste koyayım. Kenara alıyorum. Hemen bir tane yufkadan alıp şöyle masanın üzerine koyuyorum. Hafif yağlıyorum. Çok değil arkadaşlar. Yağ ve suyundan gelecek şekilde lütfen. Direkt yağından ya da direkt suyundan koymayın. Bir yemek kaşığı kadar patatesi şöyle tam orta kısmına koyup üzerine şöyle tam kapatıyorum. Ve hafif sıkarak çok fazla olmadan sarıyorum. Bildiğiniz sigara böreği tarzında saracaksınız arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz simit gibi de yapabiliriz. Hemen şunu da göstereyim bir tane daha. Hangisini isterseniz onu yapın. Gene böyle yağlıyoruz. Hemen şu uç kısmını patatesten koyuyorum. Şu şekilde bolca iyice uçlarına kadar ve sarıyorum. Uçlarını katlamıyorum bunu yaparken. Sarıyorum. Şu şekilde kenarlarını üstüne atıp böyle de yapabilirsiniz. Tam böyle simit gibi oluyor. Tekrardan yuvarlaktan yapacağım. Bir tane daha yuvarlak sizlere göstereyim. Ondan sonra ben yapmaya devam edeceğim. Şöyle yayıyorum. Ve hafif sıkarak sarıyorum.
Şöyle aynı bildiğiniz böyle açma yapar gibi düşünün. Üzerine doğru atıyorum. Bu şekilde. Sizler de hangisini arzu ediyorsanız yapabilirsiniz. Ben ikisini de sizlere göstermek istedim. Ama ben daha çok yuvarlak simit şeklinde olanı seviyorum. Artık nasıl yapmak isterseniz size kalmış. Ve sarıyorum. Hafif böyle sıkın, çok gevşek bırakmayın. Şöyle getiriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Alta bırakıyorum. Şu çıkanlar hiç sorun değil. Onlar zaten yapışacak. Hepsini tamamladıktan sonra arkadaşlar şöyle böreği alıyorum. Bir tarafını pekmezli suya batırıp bolca şöyle susama batırıp çıkartıyorum. Bu şekilde hepsini diziyorum. Ben alt kısmını yapmıyorum ama arzu ederseniz alt kısmını da yapabilirsiniz. Bolca pekmeze bulayıp susama buluyorum. Bu şekilde tepsiye diziyorum. Ben uzunlardan birkaç tane yaptım sizlere fikir olsun diye ama orijinali bu şekilde. Bu şekilde batırıp susama buluyorum. Hepsini bir tepsiye sığdırdım arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böyle 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Böreği fırından çıkardım. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Harika kızardı. Üzerini örtmedim. Fırından çıkardığım gibi beklettim. Çok da yumuşak olmuş. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Harika bir şey olmuş. Muhakkak sizler de denemelisiniz arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.